Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Hocam sopamızı bulduk hocam. Vallahi ama şeyde depodaymış ha. Evet hocam. Sopamız tamam, topumuz tamam. Kartları getirdin mi hocam? Sarı kart. Çünkü Levent abiye bir sarı, Serdar'a bir kırmızı. Düdüğü unuttum. Düdüğü de. Düdükle kartları bir dahaki programa hazır edelim. Vay hocam. Görüntülerimiz de var hocam. Birazdan oynatacağız. Hoş geldin. Dakikada bakalım şöyle bir saatimize. Hocama tatil yaramış yani. Fazla kalmadı. Kartlar geldi. Kartlar varmış Ender. Serdar. Ona göre. Evet. Bize kart mı senin yukarıda düdüğü? Düdük var hocam. İyi. Getirtiriz. Düdük var. Bize niye kart gösterdin? İleride çalarız. Ama bana bir şey olmaz işte, abi. Aradan. Sen çip sarıdan. Levent abi. Ben burada kart görmem. Çünkü Türk hakemleri gözünün önündekini görmez hocam. Uzaktakileri görürler. Sallayın. Hocaya yakın duracaksın o yüzden. Sallayın. Evet. Hocam hayırlı sezonlar. Sağ ol hepimize. Evet hocam. Görüntülerimiz geldi. Geldi derken sayın izleyiciler, yani görüntü var artık Aspor'da, görüntüler biraz daha var. Birkaç dakika daha var. Birazdan karşılaşmanın görüntülerini hep birlikte neden izleyeceğiz. Neden bahsediyorsunuz ya? Bir şeyden bahsediyor. Kimden bahsediyordu? Salih'i konuştuk da. Evet. Salih Uçan'ı. Salih Uçan şey demiş, yani ben yeniden büyük takıma döndüm. Bunun kıymetini bileceğim. Bu kolay bir iş değil demiş de. Onun üzerinden birkaç kelime ediyorduk. Yedek kulübesinde oturur. Öyle mi hocam? Net. Son söyleyeceğimi ilk söyleyeceğim. Hiç uğraşmayın abi. İnşallah mahcup eder. Ama hiç öyle bir havası yok. Ben de onu dedim. Bu Alanya'da... Beşiktaş'ta filan önce kadar ileri gelecek, yere girecek. Rakibini kalçadan ısıracak. Parça alacak kalçadan. Yere gelecek. Bir daha gidecek, topa vuracak filan. Salih şey gibi oynuyor. Helva gibi böyle. Hop, yumuşak yumuşak gidip geliyor. Kenarda oturur, arada girer. Bir de işte şeyi söyledik. Alex Teixeira da gelecek daha takıma. Tabii. Onun da varlığını. Santrfor gelecek. Onun da varlığını, bir de Santrfor gelecek. Bir de şöyle bir şey var. Bu sene hocaların kadro mühendisliğini de göreceğiz. Çünkü 3 yerli futbolcu ilk 11'de oynatacaksın. Onu konuştuk devre arasında Erman abiyle. Oğuzhan ona göre daha etkili bir oyuncuyken oynayamıyor. Oğuzhan ona göre. Ama... Yalnız benim anlamadığım bir şey var bu sezon. Bak şimdi iki tane olay var bu sezon. Şöyle not aldım. Bir, bu Beşiktaş takımı Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak değil mi? Evet. Ya ayıptır o saha ya, zemin ya. Hocam zemin karşıdan, söyledim, karşıdan güzel, yeşil. Abi içerisi rezalet ya. Abi sakatlık olur. Daha sezonun birinci maçı abi. Yani hani burası Antalya Mantalya olsa diyeceğim ki. Fakat ben Alanya'nın filan sahasına bakıyorum. Bundan çok iyi. Orası buradan çok sıcak. Yani bahanesi yok. Beşiktaş'ın zemini çok kötü ya. Sakatlık olur bu zeminde ya. Bir de devre arası dinledim ben. Dediğiniz gibi hazırlık maçı da oynamadı. Hani zemin bozulur, hazırlık maçı da yani, değil mi? Serdar oynamadı. İlk maçı aylar sonra. Olacak abi, ayıptır ya Şampiyonlar Ligi'nde. Bu yaz bakımı aldılar. Gelen abi bu bakımdan olacak. Bu hali mi yoksa daha bakımı bitmemiş hali mi ben de bilmiyorum ama basın bu yaz. Erman Hoca doğru bir şey söylüyor. Siz devre arası konuşurken dinledim ikinizi. 52. dakikada bir pozisyon verdi. Arka taraf tarla gibi. Evet. Hocamın evet. Dediği çok doğru. Kalkmış yerlerden ve sararmışlar Reha Hocam. Yani bugün Galatasaray hibrit yaptı zemini full. Bayağı uğraştılar. Sıfır ya çok uğraştılar hocam. Ben gördüm. Göreceksin sen geçen sene dedin bu ki. Bu kadar para veriyorlar. Yaptı, futbolcu evet. Alıyorlar. Futbolcularına günah ya. Bırak ya, gelen adama. Nasıl bakmamışlar ya? Reha Hocam haklı söylüyor. Maçta yapmadı. Hocam bir de Beşiktaş takımı geçen sene de konuştuk hepimiz. Evet. Yani hemfikiriz. Topa sahip olarak oynayan evet. Bir takım. Evet. Değil mi takım? Farkı orada. Rakip her alanda oynuyor. Takım, baskı yapıyor. Bozan takım başarılı olur mu sahada? Bir takım. Tabii. Kalitesini, tabii. Becerisini o şekilde gösterebilir. İyi sahada gösterebilir Beşiktaş. Herhalde bir çözüm üreteceklerdir. Daha vakit vardır. Bir de yerli 8+3 pardon. Peki, o konu. Bir de anlamadığım bir olay. Şimdi bu 3+2+5 filan kenarda oturan matematik bir de evde oturanlar filan koysalar mesela. Evde iki yabancı bir yerli oturabilir mesela. Çağırabilirsin filan. Veya yakında otelde bekleteceksin mesela. İki yabancı bir yerliyi otelden çağıracağım. Abi bu işin sonunda bak neler olacak göreceksiniz. Bir Mustafa Hocam gibi bir şey çıkar mı? Çıkar, yabancı çıkacak abi. 2-3 bir şey söyleyeceğim. Bir arkadaşım telefon açtı. Bir şeyde sponsorlar Sivas'a. Bir eğitim firması. Adam şey geçiriyor. Hasta oluyor. Ben Covid mi? Covid oluyor. Covid'i bitiyor. Alman esse oluyor. Tamam mı? Adamı maçlara almıyorlar. Ama adam uçağa biniyor. Restorana gidiyor. Her yere giriyor. Alman esse olduğu için. Önce Covid oluyor sonra Alman esse oluyor.
Federasyon iki aşılı söylüyor. Şimdi bu adamın da girmesi lazım. Ne yapacak? Üstüne olacak hocam. PCR testi olacak. He? PCR testi olacak. Erman Hoca dediği evet. Doğru. Bugün de benim bir arkadaşımın arkadaşı Almanya'dan geldi. Yeni mi COVID? Bilet... Hayır. Almanya'da yaşıyor. Aynı Erman Hoca'nın dediği gibi genç Beşiktaşlı bir olan Sakarya'da oturuyor hatta. Dortmund'da yaşıyor. Bir arkadaşımın arkadaşı. Öyle hatta görüşecektik. Maça almamışlar. İşte aynı Erman Hoca'nın anlattığı olaydan. Test ama girmesi lazım. Oradan maça girmesi var. Çift taşı yoksa giremez hocam. Gelişten dolayıdır. Abicim adam COVID olmuş. Bir gün geçirmesi üstüne, lazım hocam onun üzerine. Geçiyor. Üzerine de aşısı ne olmuş? Alman aşısını. 3 ay geçmiş. Tamam zaten. 3 ay geçmiş. Sağlık kurulu buna izin veriyor. Sağlık kurulu yani sağlık heyeti bu adamın Türkiye'de her yere girmesine çıkmasına izin veriyor. Niye maça giremiyor bana birisi anlatsın. Onun, hadi buyurun siz anlatın. Onun bana. Bir şartları var hocam bir bakalım isteyelim. 14 gün diye bir şart varmış galiba. Federasyona müracaat almıyorlar. Hayır bütün şartları var. Ya adam uçağa biniyor, otobüse biniyor. Her şeye gidiyor, restorana geliyor, maça giremiyor. Var öyle varmış hocam. Ki federasyonun aldığı karar son derece doğru kardeşim. Aşı olmayanlar gelmesin ya. Aşı olmayanlar evden çıkmasın abi. Aşı olmayanlar yüzünden restoranlar kapanıyor, bilmem neler kapanıyor. Ukalalık yapıyorlar aşı olmayanlar. Kusura bakma. Ya kardeşim aşı olanlardan ölenler yok işte görüyorsunuz. Belli şeyler var hastanelerde. Var. Olsunlar abi. Niye aşı olmayanın derdini ben çekeyim ya? Devlet çeksin veya halk çeksin. Ben olmam diyor abi. O zaman evden çıkma ya. Evinde otur abi. Çıkma evden ya. O zaman pandemi büyütme. Çünkü bombasın sen. Sen el bombasın. Çünkü sen 100 kişiye yarabilirsin. Yayabilirsin onu. Çıkma evden abi. Aynen. Yani federasyonun aldığı karar son derece doğru ama bunu bir gözden geçirmesi lazım. Hayır federasyon. Bir de federasyon şöyle diyor. Aşı olmuş olmamışlar. 60 gün süre var. Hayır, olmamışların maçtan evvel PCR testi getirmesi PCR lazım diyor. PCR testi istiyor. Bir evet. De o yaş onu da kendin göre, yaptıracaksın diyor. Yat, o para da verilmez ona. Göre, yaş grubuna göre evet. Eğer senin aşın geldiyse atıyorum 12-13 yaşında da olabilir oraya girmek isteyen. 12 yaşından küçükler alınmıyor mesela. Evet alınmıyor. Hocam bak ben aşı kartını aldım. 2 aşı oldum. Pasaportuma da işlettim. 2 aşı kartı. Her ya ben telefonumu işlettim abi. Tamam. İki tane Sinovac oldum, bir tane şey oldu. BioNTech oldu. Üç tane işlettim abi. Telefonu al buyur işte burada. Buyur. Tak gösteriyorum, giriyorum. Ben hadi. De iki BioNTech oldum hocam. Hocam ben iki tane oldum ben de tabii Alman aşısı. Neyse sosyal medyada hem farkındalık oluşturalım diye yayınladım. Biri yazmış. Sen iki sene sonra öl de işte biz yaşarız. Tövbe yarabbim. Ya vallahi bak tövbe şimdi bunu yazan bu kafada olan insanlar Koray var. Sevgili Koray yazdı editörümüz. Aşı olsun. HES'te gözükmediği için pasolige entegre edilemediği için olmuyormuş o. Çünkü HES'te gözükmüyormuş. HES evet bugün bana bir telefon geldi o çocuğum. O yüzden orada bir şekilde çözecekler doğru. Yani onu HES'te gözükmüyor hocam. HES'te gözükmesi lazım. Doğru söyledi çünkü ben de birisi için uğraştım bugün. Bir şey HES'te var ama HES'te gözükmediği ya, için. Adamın bütün dökümleri bende var. Daha bunun hesi ne ya? Ama işte pasolikle adamın bütün giriyorsun dökümlerini ya. Açar gösterir pasolikle doğru. Giriyorsun ya maça. Tamam. Pasolik o hese göre entegre sistem. Kart okutuyorsun ya girerken. O yüzden öyle. Ama olacak iş değil i̇şte, abi ya. Çünkü öyle küt, yani şey artık o kare kodla yapılıyor her şey. Aynen. O kare koddan vallahi dolayı. Şey AVM'lere girerken de aynı şekilde bu aşı o kare... işini devlet mükemmel yönetiyor. Hiç kimse konuşmasın. Bak ben kartımı aldım. Alıyorsun aşı kartını. Olmen'in söylediğine ne diyorsunuz? Beşiktaş'ın çok fazla bir şey yaptığını söyleyemem. 3 gol dışında pozisyonları yoktu. Bizim hatalarımızdan golleri buldular demiş. Bu Holmen'in kardeşi evet, değil mi? Evet doğru Ender. Şeyde Başakşehir'deki Fenerbahçe. Doğru. Ne diyorsun Erman Hocam bu ifadeye? Ya o kendisinin görüşü. Maçın 90 dakikasına baktığın zaman Rize'nin maçı alacak hali yoktu. Yok. Yani şimdi bak şöyle iki takıma. Ha Beşiktaş çok mu iyi? Değil. Ama hali yok. Ha Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde ne yapar? Bu Beşiktaş bir şey yapmaz. Bak ne kadar kestirme konuşuyoruz. Hocam ama biraz zaman var. Eylül'ün ortasına kadar santrafor stoper gelecek. Ha, bu oyuncuların biraz... Şey yapmaz. Tabii. Ha, geliştirirse Beşiktaş mutlaka gelişecek. Kımıldan yapar bilemem. Yani bir ay daha var o süreçte. Rize'ye bakıyorum. Rize iyi değil onu söyleyeyim. Hocam alınan transferler Rea hocama sordum. Açıklama yapacaktı. Yarım kaldı. 18. Ben 18 oyuncu ya? Gitmiş. 14 oyuncu ya, gelmiş. Bu nedir? Levent abi çok güzel bir şey söyledi. Gelen oyuncular geçen seneki oyuncuların standardının çok altında. Yani transfer yaparsın ama kaliteyi düşürmezsin. Evet hocam. Yani şimdi 14 transfer gelen oyuncular ciddi anlamda yani kalite eksikliği var. Tamam birkaç tane CEO olabilir ama
Yani Çaykur Rizespor geçen sene son anlarda tabii kurtardı. Bu sene de yine sıkıntı yaşar gibi bir görüntü var. Erman Hoca'nın dediği doğru. 3 gün 3 gece oynansa hocam doğru mu? Rizespor hayatta kazanamaz. Ya doğru söylüyorsun. Takviye gerekiyor. Bu Beşiktaş rahat oyunu da geliştirmeleri kesin, gerekiyor. Aynen oyuncu çok doğru söylüyorsun. Ama 14 tane de takviye yapılmış gibi. Yani öyle hocam, biliyorum ben yanlış bilmiyorsam. Önünde şampiyonluk turu attı bence. Ben öyle biliyorum. 14 oyuncu turunu attı bence. Ben öyle algıladım. Bak, bugün çok Beşiktaş'a baktım. Beşiktaş'ın en iyisi şey. Söyle. Enkudu mu? Enkudu. Evet. Sonra Rozier. Sonra Atiba. Atiba. Sonra Josef. Dördü de fizik top oynayan adamlar. Gezal evet. Bile bu haliyle iyi oynadı fizik yani. Fizik top oynayan. Çok hazırlar hocam. Gezal ki tam hazır değil. Gezal iyi değil. Gezal bugün hakem olsa sarıyı marıyı yerdi. İki tane tokat attı adamın beynine. Hakem görmedi. Bu hakemin biraz gözleri bozuk o zaman son bir sene. Öyle dediniz ya. Hocam siz evet. Devre arasında da. Evet. Var bir iki pozisyonda var. Halbuki olumlu konuşuyorlardı. Herkes yani daha önce öyle konuşuyordu. Sonra biraz abilerin önüne kalmaya başladı. Yok şeyi koptu. Tendonu koptu. Şey ne diyorlar ona? Ayakta kopuyor. Aşı tendonu. Aşı tendonu koptu. O zaten sakattı onu Yusuf iyileştirdi. Yani. Bayağı getirdi olacak. Ya Beşiktaş ya. Bugün şey gibiydi. Formula 1'de hani ısınma turları olur ya. Evet. Yarıştan yarışa hazırlık girmeden. Hazırlık başları gibi geçiyor zaten aynen, hocam. Aynen böyle ısınma turu yaptı. Real hocam aynısını bak Sergen Yalçın demiş. Demiş ne ki. Demiş? Yani biz sezonun ilk maçları zor. Onu herkes kabul ediyor. Ama biz daha hazırlık açamasındayız. Aynen. %100. Yani, o hazırlık maçları oynamadı. Ve yani, geç katılan, sakatlıktan çıkan oyuncular var. Hazır olduğumuz söylenemez. Evet. Ancak hani istediğimiz bir sonuç oldu. Ne güzel. Demiş. Doğru. Yani bir de Gezal dün mü ne geldi? Evet, bugün geldi. Ya şimdi Alex Teixeira gelecek. Santrofor stoperle beraber Şampiyonlar Ligi'ne bir aylık süreç var. Tane, Serdar daha takım bir tane maç daha altı da gelebilir. Kalitesi de yükseleceğini düşünüyorum. Hocam bir efendim? altı numara gelebilir. Şöyle Allah Allah. Mevcut kadrodan, yabancı sayısından hani birileri giderse ki birilerin gitmesi için uğraşılıyor diye duydum. Eğer o birileri giderse... Üç yerli nasıl çıkacak? Kim gider mesela? Adem Laiş mesela diyelim. Hem bütçe olarak efendime söyleyeyim yer açar sana. Öyle bir şey olursa çok doğru. İyi bir altı numara bak. Çok iyi bir altı numara alabilirler. Çok doğru tercih olur. Hiçbir şey oynamıyor Adem Laiş. Bir ilk sene işte kiralık döneminde geldi. Esti müthiş oynadı. Son senesi ya bu sene. Evet. Hadi gel hakkını helal et. Vedalaşalım seninle. Durumu olabilir. Hiçbir şey oynamadı. Geçen sene de hiçbir şey Adem oynamadı. Adem Laiş oynamadı. Oğuzhan... Bir türlü gitmedi. Doğru. Hep oldu. Bir de şey var bu Trabzon'a ne olanın adı orta saha. Gökhan Töre mi? Yok. Trabzon'a gider. Dorukhan. Dorukhan abi et mi tavuk balık mı ne olduğunu anlamadım abi ya. Dorukhan'dır geziyor adı. Hı. Bir türlü anlayamadım abi. İyiydi et mi tavuk mu balık mı bir türlü anlayamadım abi. İyiydi milli takımın o sürecinde de iyiydi ama çok ağır bir ayak kırığı yaşadı ya. Toparlayamadı. Oynamadan çok konuşuluyor. Hocam şeyi de konuştuk geçen sene. Kayseri'den kiralık geldi. Mensah'ta hiçbir şey oynamadı. O da yoktu. Evet. Evet hiçbir şey oynamadı. O da hiçbir şey oynamadı. O bölge. Doğru. Hiç o da bir şey oynamadı. En sıkıntılı o bölgeydi. Yani o bağlantıyı Abubakar'la kuracak daha kaliteli bir oyuncu olsaydı bana göre puan açısından da daha farklı noktaya gelebilirdi. Takım oyuncusu değil hocam. Bireysel oynamaya çalışıyor. Bireysel bir de dar alan becerisi yani çok yüksek oyuncu değil. Yani hep adam topla eksiltmek istiyor. Topu kullanarak adam eksiltmiyor. Yani oyun istikrarsızlığı var. Yani doğru transfer değildi. Sergen Hoca demiş ki gönül isterdi ki şimdi 20 yaşında olalım. Şimdi oynayalım. Bu oyuna bu kafa yaşında? Yapısıyla başlayalım. Enkudu 25. 27 galiba. 26-27. 95'li. 25-26 arası. Bak aynı takımın içinde Enkudu bir de Rossi'ye. İkisine bakıyorsun fiziğine, yere basmasına, devamlılığına. Niye onlar öyle de diğerleri öyle değil abi? O zaman da takılıyor. Yani bir takım idmanı yaptığı zaman hepsi yükselir, hepsi düşer. Yani ama şimdi bakıyoruz Rozier'ler, Enkudu çok farklı abi. Fizik olarak farklı. Demek baskı ki daha hazır farklı. Tutmuş kendini bu araba. Enkudu evet iyi hazırlanmış. Bir de Atiba'nın ekstra çalışmaları çok oluyor hocam. Yani idman bitiyor. İdmandan önce de çalışıyor, idman sonrası da çalışıyor. Kim? Atiba. Muhtemelen o oyuncular dediğin saydığın oyuncular doğru söylüyorsun. Ekstra çalışmalar da yapıyorlardır diye düşünüyorum. Bence 6 numarayı Atiba'nın yerine alacaktır şey hocam. Erman Hoca'yı farklı onları kılan ne biliyor musun hocam? Sen de oynadığı için biliyorsundur. Kısa alanda çabuk, geniş alanda hızlı. Atletik oyuncu şimdi Enkudu. Rozier de çabuk oyuncu. Yani evet. Aldığı zaman ikisi fark yaratıyor. Herkes bir hızlanıyor ya. Evet. Yani o da mesela diğerlerine göre hızlanıyor ama hocam diyorsun, sağlam basıyor. Tabii. Sağlam basıyor. Basıyor doğru. İkinci, üçüncü hareketi tamam. Yapıyor, vuruyor.
Erman rakibe abi, müdahale ediyor. Forvet için geç kaldık demiş ama doğru, kolay olmuyor demiş Sergen Yalçın. Beklentiye cevap verecek oyuncu bulmak zor. Rakamlar yüksek. Gezal ve Rozier'i aldık. Onları bile almak için çok bekledik. Alex geldi. 6 aydır oynamıyor ama milli takım arasından sonra yani Eylül 15'e kadar görmeyeceksiniz diyor. İyi dönecektir diyor. Evet. Şu anda dediği bu. Gördü. Bir ay var yani diyor Alex. Alex Teixeira için daha bir ay var demek. Var, değil var. Mi? Aşağı anlamı kolay değil. Ama Alex'in Brezilya'da bir takımla anlaşarak, yani anlaşarak değil, derken futbolcusu olmak için değil, antrenmanlara çıkmak için bir kulüpte anlaştığını duymuştum. Orada idmanlara çıkıyormuş. Ya ne olursa ama olsun. O tabii buraya, maç başka. Maç başka. Ritmi gibi olmaz. Tabii, olmaz. Hocam idmana çıkarsın, idmanda koşarsın. Rakibin geçti, bir yerde bırakırsın. Maçta bıraksana. Tabii. Maçta bıraksana. Maçta bırakamazsın. Maç, başka. Maç sana kondisyon verir. Antrenman bir yere kadar verir. Maçta basacaksın abi. Sonra ya o seni götürecek ya sen onu götürür. Antrenmanda öyle değil ama. Onun tabii, için tabii. Formu maç sağlar. Antrenman biraz daha relax oluyor hocam ama maç öyle değil. Maçta böyle çatır çatır oynamak zorundasın. Ya doğru da bilmiyorum Erman hocam. Antrenman bana göre yani antrenman Türkiye'deki en büyük dert bu. Kaliteli antrenman yapılmıyor. Mükemmel antrenmanlar yapılmıyor. Planlanmıyor. Yani en önemli şey teoriden pratiğe geçemiyoruz. İşte, ben antrenmanlar mükemmelliğe açılan yoldur bir takım ve bir oyuncunun gelişimi için. Ben Türkiye'de antrenmana inanmayan çok antrenör var. 5'e 2 evli bekar maçta 5'e 2 oynayalım. Başkan geldi koşun oğlum 50 metre sprint. Belki yaşamışsınızdır 100 metre sprint. Başkan bak ne koşturduk takımı. Genelde de biz teknik taktik olarak hocam %20 %30 antrenmanda bana göre ana bölümünde antrenörler planlıyor. %60-70 koş. Kendi alan savunmana orta sahaya gel. İki tane hızlı oyuncu ile işte dört büyüklere karşı oyun oyna. Arada da sırada çıksın Sivas, Alanya Spor gibi, Hatay Spor tam öyle kaliteli takımlar. Ama onun haricinde fazla göremiyorsun. En büyük sıkıntı bu. Yani bir arada tabii Başakşehir. Ondan sonra da dışarı giden oyuncularımız biz hiç antrenman yapmamışız diyor. Tabii evet. Doğru. Antrenman Cenk Tosun öyle dedi ya ben tabii antrenman görmemişim hepsi ya dedi. Yusuf o zaman onu kime söyledi? Kimi söyledi o zaman? Arkadaşına diyor ki gidiyor işte 3 ay sonra filan. Ya diyor ben Türkiye'de dinlenirdim diyor ya burada maçta dinlenemez. Kim? Şey? Cenk. O ben da abartmışım. Burada dinlenemiyorsun. Ama bizde ağır oynanıyor böyle. Ya Allah aşkına İngiltere'de Scolari antrenörken kapıyı çalıyor ya İngiliz futbolu Manchester United'da diyorlar ki ya diyorlar biz antrenman yaptırmıyorsun rakiplerle mücadele edemiyoruz bizim antrenmanımızı geliştir diyorlar daha fazla yaptır diyorlar. Yabancı hocalarda da bu var. Herkesi her antrenörü aynı kefeye koyamayız. Mesela Real hocayı ben eskiden bir tanım hocalığı döneminde o antrenman yaptırmayı çok sever. Ben net söylüyorum bak bütün kulüpleri dolaşır Avrupa'ya gider Bayern Münih'i de izlediğini yakından biliyorum. Şu gerçek bu. Mesela her antrenörü aynı kaba koyamazsın. Ben mesela Abdullah Avcı'yı koymam. İyi antrenman yaptırıyor. Çünkü ben antrenmanları da gördüm mesela. Ray Kart'ı da gördüm. Yerli hocalardan. Ben Sergen, bir de Sergen Yalçın, Fenerbahçe, bu Galatasaray, bu antrenman yaptıracak adamlar hepsi yabancı hocam ya. Hepsinin analiz eki var, hepsinin antrenman yaptıracak hocaları var. Bence bu oyuncuyla da biraz orantılı. Yani hocam antrenmanı çok seven oyuncu vardır, sevmeyen oyuncu vardır. Sergen Yalçın antrenman seven bir oyuncu değildi. Ama bak keşke bu kafada olsaydı, tamam bugünkü kafada tamam olsaydı değildi diyor. Hep keşkeler oyuncu yok işte. Olarak, oyuncu olarak bu kafada değil ama da belki teknik ama adam olarak artık o kafada. De, evet kendini burada tamam geliştirdi, yaptığı hatalardan futbolcuk zamanı ders evet aldı. Erman abiler Sergen kaç Hoca gün yapıyordu genelde var ya Erman hep böyle abi yüksek tempolu kaç gün antrenman yapıyordun Ankara antrenmanlar için yaptırıyor takımda. Serdar Ali yakından takip ediyor biliyordun yani doğru mu? Doğru hocam. Ne haftası ya? Özellikle günde, Stefan değil mi İtalyan? Evet. En büyük şansı. Bizim benim oynadığım lig devrinde iki takım iyi antrenman yapıyordu. Biri Galatasaray, biri biz. O da Börç yaptırıyordu Galatasaray'da. Galatasaray'da Börç vardı. Bizde de Candan Duman'la biz Lis'le eşleştik. Candan abi orada kaldı bir 8 ay şeyde Lis'te. Ondan sonra bir geldi bizim takım farklı oldu. Lis United değil mi? Yani iki takım yere sağlam basıyordu. Bu arada dakikalar var. Özet görüntünün gelmesine. Çok değişik yaptırmaya başladı arkadaşlar. Abi hocam mesela ben Ray Kart'ı izledim Rea hocam. Ray Kart'ın yaptığı antrenmanı ben hiçbir yerde görmedim ya. Müthiş bir antrenman yaptırıyordu. Mesela Prandelli de Galatasaray'da farklı bir antrenman yaptıran bir hoca. Bir şey söyleyeceğim. Hocam bak Levent abi Scolari ayrı bir örnek. İngiltere'den bir kısa bir veri söyleyeyim. Hocam 20 saniyede bir oyun hareketlendiğinde yani oyun durduğunda değil hep oyun hareketten 20 saniyede bir 25 kilometre ve üstü sprint istiyormuş her takım antrenörü.
İngiltere'de. Hani niye İngiltere'de bu kadar oyun temposu yüksek ya hepimiz biliyoruz. Keyifle seyrediyoruz. Kale önlerine bu kadar çabuk gidip gelindiği için. Türkiye'de ölçmüşler bu veriyi. Türkiye'de 20 kilometre üzerine çıkan takım yok. 20 saniyede bir İngiltere'de 25 kilometre ve üstü hızla sprint var. Tekrarlı sprint katısı çok iyi. Türkiye'de 20 kilometre hızlı yok. Ya, hocam yani zaten tabii öyle bir tempo yani. Ya bak. Efendim hocam. Şimdi yazın futbolla çok fazla ilgilenmedim ama zaman zaman işte televizyonları açıyoruz. Kupa oynandı Avrupa'da filan şeyde. Bakıyorum arkadaşlar işte o 3-2-5 oynuyor, o 3-5-2 oynuyor, o 4-4-1 oynuyor filan. Bakıyorum ve dönüyor, dolaşıyor, geliyor İtalya'ya. İşte görüyor musunuz İtalya arkada üçlü oynuyor filan. Ya inanamıyorum futbolda bunu bir tek Seryen'den duydum geçen sene. Ya bunun 3-5-2'si, 4-4-1'i, 4-1-4'ü filan yok arkadaşlar ya. Arkada üçlü oynattığın zaman bir takımı diyorlar ki arkada üçlü oynarsa bu takım gitmez. E gitmez tamam. Arkada üçlü oynayanın günahını ortadaki beşliyle eğer oynatıyorsan ilerideki ikiliye baksan önce. Yani arkada üçlü, millet takılmış üçlü. Diyorlar ki İtalya, şimdi bak bir şey diyeceğim. Fenerbahçe'ye teknik direktör geldi değil mi? Şimdi adam diyor ki ben bu şablonu oynatacağım diyor. 3-4-3 yani. Evet. Bunu oynatacağım, bu da gitsin, onu oynatacağım gitsin. Yarın 4 maç kötü giderse adamı yolladın. O topçuları ne yapacaksın? Başka bir hoca geldi. İstemiyorum. Başka hoca dedi ki abi. Ben 4-4-3 oynayacağım, 4-3-3 oynayacağım. Bir şey ortaya falan koyuyor ama adam. Bir ama kabul ediyorum. Kabul ediyorum da dönüyorlar Mancini'yi gösteriyorlar. Ya kardeşim Mancini kulüp takımı teknik direktör değil. Mini Mancini kafasındaki oyunu futbolcuları armut, elma, karpuz gibi seçerek alıyor. 20 takımdan hangi alıyor. Hangi topçuyu abi oynatacaksa taktiğinde ona göre alıyor. Sen kulüp takımı antrenörü onu bulamazsın ya. O kadar adamı alamazsın. Adamın İtalya Ligi, 2. Ligi hepsi elinde. Bana Levent yarar diyor, gidiyor 10. takımdan onu alıyor sol bek. Onu alır o bilmem neyi. Mancini çok iyi. İyi tabii. Sen kulüp antrenörü olarak yapamazsın bunu. Doğrusu. Milli takım antrenörü olarak yaparsın. Ha bizim Şenol Güneş hiçbir şey yapmıyor da elindeki kadroya göre. O da ayrı bir derdimiz bizim. Ama Mancini öyle yaptığı için başarılı oldu. Onun için de gözün kapalı seyrediyorsun İtalya milli takımını. Gözün kapalı seyrediyorsun ya. Orada. Şimdi bu olacak, şimdi bu olacak, şimdi bu olacak. Sana adam pozisyonu yapmadan evvel onun olacağını gösteriyor. Göstere göstere ya. Rakipleri bile mücadele edemediler. O kadar anladıkları halde. Niye? İstediği oyuncuları aldı istediği oynatmak için. Kulüp takımı teknik adamının işi çok zor. Yani Fenerbahçe'ye ben şaşırıyorum. Onu yolla, onu yolla, onu al, onu al. Yarın başarılı olamadı gitti. Ne olacak? Yeniden bir takım yapacak. Hocam çok iyi bir konuyu açtın. Avrupa Şampiyonası olmasa bu insanlar artık bütün, yani dijital ortamdan bütün ligler seyrediliyor. Ya Allah aşkına İtalya işte sağ bek içeri kaydı. İşte Spinazzola soldan gitti. Üçlü falan. Hayır abi bak şimdi Levent abi. Chelsea geçen sene üçlü oynadı. Tuval'le doğru mu? Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. Seyretmiyorlar Chelsea takımını ya. Atalanta, Gasperini ile 4 senedir 3-4-2-1 veya 3-4-3 gibi oynuyor. Hocam kaç senede oldu? Hocam oldu da hayır bunu niye söylüyorum? Aynı şekilde söylüyorum. Inter, Conte ile de aynı şekilde. Bak. Benim de söylediğim hocam bir dakika çok kısa bir şey söyleyeceğim. Yani kulüp takımları oynayan dörtlü formasyon, üçlü var. Yani biz sanki Avrupa Şampiyonası evet çok iyiydi, çok ders çıkarılması gerek ama kulüp ayrı sizin söylediğiniz gibi. Kulüpler esas, yani antrenörler Avrupa'yı seyretmeli. Ya bu bunun en bak misalini Galatasaray'da veririm. Lucescu geldi yanlış hatırlamıyorsam Galatasaray'a. İlk sene hiç oynamadı Galatasaray'la. Dikkat edin bak. Çünkü hiç oynamadı fazla. Tabii tabii. Baktı etti, ertesi sene yavaş 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 geçirdi bu işi. O doğru. Fener'inki ne kadar doğru merak ediyorum. Ne hocam yapacağım? Bir de ne İnşallah biliyor musun? Başarılı olur. Hocam bilgi kirliliği var. Fenerbahçe'ye bakıyorum 3-4-2-1 oynuyor. Değil mi Fenerbahçe? Evet. Şimdi santrafor arkası 3-4-3 farklı bir dizilişdir. Ya biz, ya ben de söylüyorum. Ya dizilişler evet söyleyeceğiz üçlü oynuyor. Ama mühim olan Ender sağ içine bir teknik adamın koyduğu felsefe derinliktir. Guardiola 8 bölüm Netflix'te yayınlandı. Hmm. 3 sene önce müthiş bir dizi. Bir defa rakamlardan bahsetmiyor City ile ilgili. Geçmişteki Barcelona, Bayern Münih deneyimleriyle ilgili. Ben de söylüyorum evet üçlü dörtlü oynayabilir o formasyonda doğru oyuncuların yerleştirilmesi bir teknik adam için önemli. Transfer de etmesi gerek. Ama sen içine derinlik katamazsan o zaman rakamların önemi yok ki futbolda. Sen savunma ve hücum prensiplerini doğru yerine getirmezsen.
Bir de Fenerbahçe tabii konumuzuyla Fenerbahçe ile ilgili Fenerbahçe son bölümde konuşacağız. O zaman konuşuruz tabii. Yani şimdi şeye yazalım tahtaya. Diyelim ki 4-4-2 yazalım. Hani dedik evet. Ya, ama bir oyuncu ileri gitti mi 4-3-3 mü oldu? Evet. Bir oyuncu geri geldi 5-4-3-3-2 mi? Ya yok böyle bir şey ya. İnsanlar aldatıyorlar televizyonda. Ya hocam bu, sistemler bu maç kazanmaz. Bu futbol işi topu kapınca hücum edeceksin. Belli sistemde topu kaptırınca defans yapacaksın. Hep beraber yapacaksın. Özet geldi. Ne kadar kaldı? 15 saniye kaldı. Ekranda gördüğünüz bir önünde küçük bir reklam var. Onunla beraber süresi bizim için de tarihi bir an. Gidelim mi? Peki gidelim bakalım Beşiktaş'ın Rize Spor'u 3-0 yendiği karşılaşmaya.